Aslında hani geçen sezon böyle sessiz sedasız bir şekilde Galatasaray'a transfer olan bir oyuncuydu Halil. Hı hı. Ama öyle bir performans gösterdi ki şu anda hani Türkiye'de transferin bir numaralı gündem maddesi Halil Dervişoğlu. oldu. Geçen sezon Alanya Spor'a transfer olacakken bir anda Galatasaray'a gelmişti ve forma bulduktan sonra da A Milli Takıma kadar yükselmişti ki yine A Milli Takım kadrosunda ama bu İngiltere'deki kırmızı çizgi olayından hı hı. dolayı gelemeyecek e, Milli Takıma. E, saat 5 gibi Fenerbahçe'de diye haberler çıktı. Evet. Şunu söyleyelim. ilk günden itibaren Galatasaray hep masadaydı. Oyuncunun, ailesinin tercihinin Galatasaray'dan yana olduğu belirtiliyordu. Ben de zaman zaman hem menajeri hem babası olan Muzaffer Dervişoğlu'yla da görüşüyordum zaten. Hı hı. E, ama düne kadar, dün şöyle bir şey dedi. Hani e, girişimde bulunan var ama transferi bitiren yok demişti. E, hani sanki başka takımlara da gidebileceği. ...ni de ima etti açıkçası. E, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin malum yabancı kuralından sonra bu oyuncuya ilgisi vardı. E, Fenerbahçe'nin de zaten bir forvet arayışları vardı. Saat 17 gibi Fenerbahçe'ye bitti diye haberler geldi. E, hatta işte 1,5 milyon euro kiralama bedeli olacak. E, o kulüp hem Brentford'da hem Halil'le anlaştı diye. Ama biz bu bilgiyi ne Halil'in ailesinden ne de Galatasaray Kulübü'nden doğrulatamadık açıkçası. Hani ben beklemeyi seçen taraflardanım. Hı hı. Çünkü transfer dönemi şöyle. Hani biz de e, yıllardır bu mesleği takip ediyoruz. Eğer imza atılmadıysa bazen %1, %99'dan daha yüksek olabiliyor. Gerçekten <gülüyor> öyle. <gülüyor> hani yığınma payı çok yüksek bir süreç. Çünkü bir anda her şey değişebiliyor. Çok gördük örneklerini geçmişte de. Kesinlikle. Halil Dervişoğlu transferi de öyle oldu Ali. E, Fenerbahçe teklif yapmıştı oyuncuya. Aslında ikna da ettiler. Kulübüyle de anlaşmaya vardılar. Ama... Son dakikalarda Galatasaray'dan bir yönetici, isminin açıklanmasını istemeyen bir yönetici... ...Halil ve ailesiyle görüşüyor. Halil'i Galatasaray için ikna ediyor. Hemen devreye Başkan Burak Elmas giriyor ve Brentford Kulübü bir anda görüşmeler hızlanıyor. Oyuncuyu kiralık satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı Galatasaray. E, tam rakam bilmiyorum ama kiralama bedeli 1,5 milyon euro olacak. Hı hı. Toplamda da 7 milyon euroya yakın bir... E, rakama tekabül etmesi bekleniyor bu transferin. Halil Derviş oldu artık Galatasaray'da diyebiliriz. Hı hı. Bu, tra bu program devam ederken bile Galatasaray'ın bir kap açıklaması yapmasını bekliyorum açıkçası. Yüzde birlik o payı burada artık koymuyorsun. Yok bitti tamam. çünkü hani hem Galatasaray kaynaklarımız hem Halil'e yakın kaynaklar oyuncunun Galatasaray'a transfer olduğunu açık ve net bir şekilde ifade ediyorlar. E, Fatih Hoca da zaten bunu. E, sürekli söylüyordu hem Halil konusunda hem Getson konusunda çalışmalarının devam ettiğini ifade ediyordu. Fatih Hoca döneminde yükselişi çıktı, parladı, piyasasını arttırdı. Hani oyuncu, da Galatasaray'a gelmek istiyordu. Brentford tarafı da şöyle, Ivan Tony diye bir oyuncuları var. Hı hı. Ki geçen sezonda takım Premier Ligi'ye çıkmasında en büyük paya sahip oyunculardan bir tanesi İngiliz Forvet. 35'e yakında gol atmıştı. Ivan Toni takımdan ayrılsaydı Brentford aslında Halili bırakmayacaktı. Onlar da gelişimini çok yakından takip ediyorlar. Hani e, Avrupa'nın sayılı e, iyi oyuncu yetirip satan kulüplerinden bir tanesi Brentford. E, Halil'in gelişimini de çok yakından takip ediyorlardı zaten. Ama e, Ivan Toni takımdan ayrılmadı ki bunu babası Muzaffer Dervişoğlu da söylemişti. Hani Ivan Toni takımdan ayrılırsa biz birinci forvet pozisyonuna gelirsek kalırız demişti. Ama e, Ivan Toni ayrılmadı takımdan ki Premier Lig'de de kendisi şans buluyor. Halil ikinci e, pozisyona düşünce kendisi de ayrılmak istedi açıkçası. Galatasaray'da da dediğimiz gibi iyi bir yarım sezonu geride bırakınca tercihini o da Galatasaray'dan yana kullandı. Bir de tabii ki yerli forvet oyuncusuna sahip olmak, bir de yerli beklere sahip olmak aslında çok büyük bir lüks. Bir Türkiye'de. de kaleci. Bir de kaleci kesinlikle. Ya bu çok büyük bir lüks. Bu lükse sahip olduğunuz zaman aslında eliniz şu anlamda e, kolaylaşıyor.